Şu anda İstanbul'da yerini biliyoruz gerçi ama sizin ağzınızdan öğrenmek isteriz. Ve ne tür faaliyetlerle kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın izini sürerek çalışmalar yapıyor? İnce çekirdeğinin içinde kalabilecek bilgilerden bize Evet. neler söyleyebileceksiniz? Bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi, Amerika ve Avrupa'nın önemli zengin ülkelerinin dışında bir tek Türkiye'de var. Bu gerçekten gurur verici. Çünkü 21 yıldır vakıf kendi gücüyle ve gönüllü hareketiyle yaşayan bir vakıf. Türkiye'den sonra da bölgede ta Japonya'ya kadar başka Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi yok. Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi'ni rahmetli Profesör Cale Baysal'ın aralarında olduğu Şirin Tekeli'nin 5 kurucu üye, Aslı Mardin gibi 5 kurucu üyenin rahmetli Füsun Akatlı kurduğu bir vakıf ve 28 genel kurul üyemiz var. Akademisyen, gazeteci, kütüphaneci, çeşitli mesleklerden oluşan ve de kurulduğumuzda hem kadınların yaşamlarını iyileştirici, söylediğiniz pozitif ayrımcılığı katkıda bulunan çalışmalar, hem de esas olarak hiç kimsenin yapmadığı "belge yoksa tarih yoktur" sloganıyla Osmanlı arşivlerinde kadın belgelerini, kadın gazeteleri, dergileri Osmanlı döneminde basılmış ve kadınların yazdığı Osmanlı dönemi dahil olmak üzere kitapların Evet, bunları biriktirilmesi, arşivlenmesi üzerine uzun uzun konumlandı. konuşacağız. Bizim Evet, konumları tabii, çünkü doğru. kadın başlangıçtan bugüne, Osmanlı'dan bugüne zaten Çünkü Haluk. Cumhuriyet'le başlayan bir kadın tarihi varmış gibi anlatılıyordu. Öyle olmadığını, Cumhuriyet öncesinde Osmanlı kadınlarının da çok önemli işler yaptıklarını, çok ciddi bir kadın kültürü olduğunu, İstanbul'un bir kadınlar şehri olduğunu, hanım sultanların yaptırdığı olağanüstü güzellikte sebiller, hastaneler, vakıflarla bir kadın şehri Tam işte olarak bu beyefendinin İstanbul'un konuları. Biraz sonra derin sohbetleri bu güzelleştiğini, üzerinde evet, yapacağız. ve bunları yani Osmanlı kadınını ilk defa vakfımızda Eyvallah. keşfedip anlamış oldular. Eski bir Bizans yapısındayız. Büyükşehir Belediyesi ile aramızda olan bir anlaşmayla ve Haliç'te. evet, Haliç'teyiz. Fener, Balat, Haliç kıyısı. Ve Büyükşehir Belediyesi altyapı hizmeti yine bize vermekte, destek olmakta. Onun dışında gönüllü bir çalışma olarak yürütüyoruz. Çok güzel eserlere ilgi alanınıza girdiği gibi çok güzel eserler de ortaya koyduğunuz Doğru. benim önümdeki kitaplardan görüyoruz. Hanımlara mahsus gazete, eski yazıyla yayınlanmış gazetelerden seçmeleri içeren bu Evet. kitapların hepsi ayrı bir bilimsel gayretin ve Çok değerli, çalışmanın evet. ürünü Kadın isimli 20. derginin, evet. yılımızın şerefine yapılmış 20. Evet. yıl münasebetiyle 8 cilt olarak Planlanan. tasarlanmış Burada ve de dördü var. Kadınlar basılmış. Evet, Dünyası. Kadınlar Dünyası. Bu isimle yayınlanan dergilerin Evet. içerisindeki önemli makaleler Kadın ve Genç gazeteleri ve Kadın. Evet, dergilerinin Genç Kadın. baskıları. Evet. Bunların içerisindeki bilgiler hiç şüphesiz bugünün kültür ve Evet. medeniyet ortamına çok önemli katkılarda bulunacak. Kesinlikle. Çünkü kadın üzerine yapılabilecek araştırmalara aslında biraz geç kalınmış gibi. Öyle. Bunları konuşacağız. Ama Tamam. isterseniz size önce şarkınızı Evet, biz şimdi hediye hediyemi edelim. alabilirim. Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Haluk'cum, baharın sonlarına yaklaşınca en kalabalık semtlerden birisi de sizin oralar oluyor. Evet. Neler yapıyorsunuz? Ayasofya'da bir şey var mı? Ne var ne yok? Yani biz mümkün olduğu kadar, kaynaklı olabildiğimiz kadar Ayasofya'nın tarihi sebebini açıyoruz. Ve oradan fisebilillah İstanbul'a has İkramlarda bulunuyoruz. Devamlı yapıyorsunuz bunu, evet. Evet. İzleyicilerimiz biliyor bunu. Evet, bahar ama ayında. Ama hiç bize getirmiyorsun. Bahar ayında, evet, sizin kıyafetinizle uygun olacak. Evet. Bahar şerbetleri ikram ettik. Gelincik şerbeti, eski bir İstanbul geleneğidir biliyorsunuz. Evet. Gül şerbeti. Gül şerbeti de çok güzel. Ve yine eski İstanbul'un hala devam eden Demirhindi şerbeti var. Bu üç şerbeti bahar ayları boyunca Ayasofya'dan ikram ediyoruz. Ayasofya'nın tarihi evet, çok sağlıklı içecekler. Keşke hep bunlar içseler. Hiç kolalı içecekler, içmeseler insanlar. Evet, bir taraftan da bunu işte üstü kapalı bile olsa belirtmiş oluyoruz. Ben de açık açık altını çizeyim. Evet, ifade etmiş oluyoruz. Evet. Normalde sebil sadece sebilhaneden sebil edinme geleneği var. Ama burada Ayasofya'nın bir özelliği diyelim. Bir onun ayrı tarafı olmak üzere buraya getirdik. Buradan bütün biz izleyicilerimize sebil edilmiş gibi biz o zaman onları paylaşalım. Evet, ikram edeceğiz. Peki. Bunların formülleri de Bilkent Üniversitesi ve bizim Ayasofya kafelerini işleten Bilim Tur tarafından tespit ediliyor. Yani bilimsel bir araştırma sonucunda bunlar kimyevi özellikleri ortaya çıkmış oluyor. Bilim Tur son zamanlarda güzel şeyler yapmaya başladı. Evet. Bu köşkleri işletmek gibi saraylarda bütün ve müzelerde, de, müzelerde evet. Çok güzel eserler de ortaya koyuyor. Evet. Hakikaten temsil gücü ve insan böyle eline aldığı zaman evet bu hediye götürülebilir. Bu bir yabancıya hediye edilebilir. Benden bir çizgi taşıyor. O özgünlük ve sentezi evet. Bulabilmekti zaten derdimiz. Yani 25 yıldır bununla ilgili çok şey yazıp hisseden biri olarak o özgünlüğü yakaladığımızı görmek çok büyük bir zevk gerçekten. Evet. Şimdi bugün programımızın üst başlığını kadınlardan kalan bir tarihimiz var ve tarihten kalan kadınlarımız var. Çok var. Çok var. Bugün bize kimlik olarak tarihe kalan kadınlar ve kadınlardan kalan bir tarih. Hepimizin de 3 aşağı 5 yukarı konuları arasında. Mesela ben kadın şairlerle hiç durmadan ilgileniyorum. Evet. Kadın erkek dedikodularıyla ilgilenmiyorum. Böyle bir şey anlaşılmaz ama böyle kitaplar var. Onun için İlgilenmiyorsunuz ama kitaplar var. Padişahların yazdığı, sultanlara yazdığı şiirlerle falan ilgileniyorum. Evet, hakikaten kadın, Neval Hanım, yani kadın olmanın nimet ve zahmetleri. Yani siz bu konularda aktivist birisi olarak ve kadını merkeze alan, çalışmalar yapan birisi olarak geçmişten bugüne, bu ülkede, bu coğrafyada, yani Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne
kadın olmanın böyle bir hani nimeti de vardır, zahmeti de vardır. Elbette. Neler, nereden başlayalım yani sohbetimize? Sevgili Mevlana'dan başlayalım. Eyvah. Hazreti Mevlana Mesnevi'de der ki, o ki sanki yaratılmış değil, yaradan gibi diye kadından söz eder. Gerçekten kadın olmanın nimeti kadın olmaktır zaten bence. Bir dünya doğurmak, var etmek, üretmek ve de kültürün taşıyıcısı kadındır. Bir baba dili yoktur, ana dili vardır bütün dünyada. Dil kültürün zaten temel taşı, kaldırıcıdır. O yüzden de kültür taşıyıcılığı yapan kadın olduğu için kuşaklar boyu aktarıcılık onun üzerinden geliyor. Ana vatan. Evet, ana vatan, ana dil. Zaten yurdumuz, Yahya Kemal'in dediği gibi, ana vatanımız, yurdumuz da dilimizdir. Kadının önemi Türk kültüründe tarih boyunca, yani 1000 yıllık sadece kısa tarihe baktığımızda bile Dede Korkut'ta en eski belge olarak gördüğümüz, kadının Türk kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Diğer kadın düşmanı birçok kültürden çok farklıdır. Toplumun içinde kadın erkek bir arada yer alır. Yönetimde Hakan ve Hatun birlikte yan yanadır. Batıda kral yukarıda, kraliçe aşağıdadır. Doğuda zaten yoktur yanında. Ama Türk kültüründe yan yana ortak karar alan ve Hakan olmadığında Hatun Hakan gibi davranır diye İbn-i Battuta Seyahatnamesinde yazar. İbn-i Fettan yine seyahatnamelerinde kadın, Türk kadınlarını çok över ve İffet dahil olmak üzere bütün İffet ve namusla ilgili isimleri olan ve bu konuda hiç kimsenin eline su dökemeyecek kadar nadide kadınlardır Türk kadınları diye över. Türk kültüründe kadının bu yeri İslam'la da değişmemiştir. Çünkü Arap kültüründe kadının olmayan yerini sevgili Peygamberimiz İslam diniyle beraber yüceltmiş ve kadının daha önemli bir konumda erkekle eşit olduğu, zaten Kur'an-ı Kerim'de de sizi aynı hamurdan yarattık der. Bu nedenle de Türklerin İslam'ı kabullenmesi de kolay olmuştur. Yani kadına verilen değerin çok olması etkilidir Türk kültürünün İslam'a sevgi duymasına, Peygamberimize büyük bir sevgi duymasına. Anadolu'ya geldiklerinde de Anadolu'da da çok eski 10 bin yıllık ana tanrıça kültürün olduğu, Hititlerde de kadının önemli bir yeri vardır. Eski kültürlerin de kadın seven kültürler olması burada çok ilginçtir. Bunların hepsini içinde barındırır. İçinde barındırır ve Osmanlı deyince biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra daha çok kadın değer kazandı ve tepeden inme kanunlarla işte kıymetini bilmedi gibi bir ön yargı, kulaktan dolma kahvehane muhabbeti vardır. Bu asla doğru değildir. İşte kadın eserleri kütüphanesi kitaplarla ve kadın akademisyenlerin bizim arşivlerimizden yararlanarak yaptıkları ilk Osmanlı kadını çatışmaları ve kitaplarıyla da belgelenmiştir ki Osmanlı kadını 1800 bu dergilerin çıktığı, 150-200 derginin çıktığı bir dönemdir. 1850'lerle 1910 aralığında zaman. Ve bu aralıkta görüyoruz ki kadınlara mahsus gazeteler, dergileri çıkaran kadınlar bugünkünden çok daha radikal yazılar yazmışlar. Özellikle dünyada feminizm dalgasının başladığı dönem zaten. Dünya feminist hareketine aynen katılmışlar. Dünyadaki feminist hareketin siyasi talep ve eğitim taleplerini, çünkü kadınların üniversiteye girmesi yasaklanmış, engellenmişti Batı'da. İşçi kadınların eşit işe eşit ücret diye bir şey zaten hala bugün de sorundur. Hala gerçekleşmemiştir bunca yüzyıl geçmesine rağmen aradan. Osmanlı kadınları bu feminist hareketin daha çok eğitim hakkı bölümüne çok önem vermişlerdir. Toplumda kadın erkek bir arada olmaya ve de eğitim hakkının kadınlar için de yaygınlaştırılmasına. Zaten ama biliyoruz Abdülhamit'ten beri de kız idadilerin açılması gerçekleştirilmiştir. Kız idadilerinde hatta güzel sanatlar bile açılmıştır. Önce Batı'da da olduğu gibi kız erkek ayrı, ama daha sonra 1920'li yıllarda hem de bir araya getirerekten
eğitim verilmiştir. Birçok hakkımızı almak için mücadele veren Osmanlı kadınıdır. Bazı yasalar tek eşlilik gibi Osmanlı döneminde ilk çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde bu yasalar çok daha işte modernize edilmiş ve güncel şartlara uyarlanaraktan çıkarılmıştır. Tamam, tam oradan şimdi Osmanlı kadınının topluma yansıttığı Osmanlı kadınından bugüne başta büyük şehirler olmak üzere pek çok vakıf, pek çok imaret, pek çok işte kadınlar vakıfları yapıcısıdır hep o İstanbul'da. Haluk'cum, yani kadın deyince bir şehir, şehir ve kadın. Kadınlardan şehirlere yansımış neler var? Bunlar hangi isimleri ilk etapta sayabiliriz ve bunlar üzerinde birazcık tabii bunu İstanbul için düşünürsek ve İstanbul'un kadınlarına bakarsak çok haksızlığa uğrayan kadınlar var. Kadının adı yok olan kadınlar var. Burada da şu anda pek konuşulmayacak gibi gözüktüğü için ben biraz o tarafıyla girmek istiyorum. O kadınların avukatı olarak girmek istiyorum. Mesela Teodoralar var. Feminizme sen de başladın mı? Hayır, ben haksızlığa uğrayan kadınlar tarafında. Evet, yok, tarih, doğru taraftasınız. Tarihçi olarak taraftayım. Ben de kendimi test ediyorum şimdi bakalım burada ne olur. Unutulan kadınlar tarafında ve Bizans kadınların tarafındayım bugün bu akşam. Çünkü Bizans kadınları, İstanbul'daki Bizans kadınları hiç konuşulmuyor. Doğru, çok doğru. Öyle kadınlar Teodora var. Teodora da çok ilginç bir üç tane Teodora var ki İstanbul'a damgasını vurmuş ve İstanbul'da yani yüzyıllarca konuşulmuş kadınlar. Belki bin yıl konuşulmuş kadınlar. Bunlardan bir tanesi birinci Teodora diyeceğimiz kadın. Beşinci yüzyılda doğmuşlar. 497 doğuşu ve Justinianus'la evlendikten sonra imparatoriçe olmuş. İmparatoriçe olur olmaz da İstanbul'un en büyük siyasi isyanına ayaklanmasına, Maviler Yeşiller ayaklanmasına, Nika isyanına muhatap olmuş. Justinianus gibi bir adam kaçmayı, İstanbul'u terk etmeyi düşünürken sen imparatorsun, sen erkeksin, sen bu meydanların adamısın. Nasıl biraz erkek oldun. Evet, nasıl kaçarsın diyerek onun geri dönmesine mani olmuş ve Nika isyanını bastırarak İstanbul'da yeni bir dönemin 532 tarihinde. Oradan devam edelim. Bir küçük şey sormak istiyorum. Yani erkek gibi kadınmış diyesim geldi az evvel seni anlatırken. Bu kadınlara bir aşağılama gibi hep bana geliyor. Erkek gibi kadınmış. Yahut da bir kadının zayıf olduğunu, güçsüz olduğunu hep erkeğe kıyasla anlatmak biraz yanlış bir tabii, şey gibi. Bu terminolojik olarak bir savaştan bahsettiğimiz için. Yani savaş erkekler arasında daha çok yoksa, olduğu için. Yoksa İslam inancındaki o kadının erkeğin değil, işte değil, kaburga kemiğinde. O ayrı bir şey. Evet. Ama kadının güçsüzlüğünü vurgulayan o kadar çok atasözü, o kadar çok kadını aşağılayan şeyler vardır ki. Evet, Teodoro'dan devam edelim. Atasözü dediniz de mesela birçok kültürden atasözleri var bende. Hiçbir mutfak iki kadın alacak kadar zengin değildir diyor Sudan atasözü. Burada bir koca kitap var. Ben giderken dedikodular bölümünde. Kadınlar hakkında söylenmiş. Ama sayısız Makedonya'da şey diyorlar. Karınızı dövmeli size şeref getirmez. Evet. Yani İslam kültüründen, evet, dünya kültüründen, farklı medeniyetlerden derlenmiş kitaplar var. Evet. Hayır. Evet, şimdi bu kadının tabii özelliği sadece askeri ve sadece o çatışmaların kadın olması değil. İlk medeni kanunu yapan kadın. Unutulmayı yani söz konusu olmayışına tepkim oradan geliyor. Hı hı. Ve bu ilk medeni kanun 6. yüzyılda yapılıyor İstanbul ve İstanbul'da yapılıyor. Justinianus kanunlarının altında kadınla ilgili bütün maddeleri hazırlayan bu. Kadının ezilmesine yönelik maddeleri hazırlayan bu. Kadınla boşanmayla ilgili maddeleri hazırlayan bu. Ve altında Justinianus bir tarafında, Theodora bir tarafında ortak imza atmışlar. Bütün yazıtlarda ortak imza atmışlar. Kanun yapıcı Justinianus bir tarafta ama kanun yapımında katkıda olan, orada payı olan İmparatoriçe Theodora diğer tarafında olan bir kadın. Evet, bu daha önce Doğu Roma'da olurdu zaten. İstanbul'un, İstanbul'un kadını olarak bunu belirtiyoruz ve 6. yüzyılda İstanbul'a damgasını vuran bir kadın olarak bunu bir tarafa koyuyoruz. Şehrin içerisinde hadi yani Ayasofya'daki pütüreslerden yahut da ikonlardan söz etmiyorum. Onlar dini içerikli vesairedir ama şehrin içerisinde çeşitli meydanlarda, çeşitli fikir taşlarının üzerinde vaktiyle kadın figürlerinin olduğu da Bizans'ta görünüyor. İsimleri de var. Evet. İsim yazılıyor. Yani Evdoksia'nın mesela hala durur, işte Theodora'nın hala durur, Zoe'nin
hala durur. Bunların İstanbul'da taşlar üzerinde, taş eserler üzerinde yazıt halinde isimleri duruyor. Kadına dair ve kadınla alakalı olarak şehre kimlik sindiren bir takım yerler de var. Yani sadece Bizans'tan değil, sadece İstanbul'da da değil, pek çok şehirde, dünyanın pek çok şehrinde kadınların topluma katabildikleri önemli anlayışlar ve algı biçimleri hala yaşıyor. Yani Fransa'ya gittiğiniz zaman mesela tarihlerinde bir Jeanne d'Arc'ın işte önemli bir yeri olduğunu, edebiyatlarına, şiirlerine, direniş sembolüne, evet, her şeyine çıktığını görürsünüz. Mesela Bağdat'a gittiğiniz zaman ya da Arap dünyasına gittiğiniz zaman Zübeyde'nin, Harun Reşid'in eşi olan Zübeyde'nin yaptığı o cömertlikler ve himmetler ile nasıl yaşadığını, şehrin nasıl kurulduğunu görürsünüz. Pek çok yerde bu var. Yani bugün hala modern şehirlere de hizmet eden kadınlar var. Onların da tarih adları kalacak. Biz 2010 Kültür Başkenti çerçevesinde kadın eserleri olarak yaptığımız proje İstanbul Kadın, Kadın İstanbul'du zaten. Onu da kitaplaştırdık yaptığımız etkinlikleri ve bu çerçevede birçok konuya değindik. Neydi konu? Gibi, Kadın ya, İstanbul Kadın diye bunu başlık altında tasavvuftan tutun. Çeşitli paneller seçtiğimiz konularda, mutfakta vardı, tasavvufta vardı, çeşitli konular. Konserde vardı, gezi de vardı binanın, gezi rehberi içerisine alınması da vardı. Ve dediğiniz çok doğru, yani özellikle çok güzel denilen şehirler daha kadın damgası açıyor, yani Paris'te. Yani daha çok kadın olarak hayal edilen bir şehir. Ben size bir şey önerebilir miyim? Mesela Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak İstanbul'da kadın merkezli atraksiyonlara bir gezi düzenleseniz mesela dönem dönem. İşte falanca meydanda şu sebil, filanca mahallede şu çeşme, falanca yerde şu cami. Sadece kadınların eserleriyle ilgili olarak bir şehir turu. Yani böyle bir takım biz insanları, bu proje çerçevesinde iki tane öyle tur yaptık. Sadece kadın eserlerini devam ettirseniz yani bunu bilinçlendirmek için. Tabii. Çok da zevkli oldu. Çok güzel oldu. Yabancı çok gelen zaten var. Onlar şefkat çok kucağına gitmiş gibi böyle. Evet, bir annenin mesela Eyüp Sultan'a gidip Mihrişah Sultan'la orada işte imaretin her tarafında oturmak, nefes almak, orada dinlenmek yahut işte yapılanları görmek falanca. İşte Üsküdar'a gidip de valideye uğramadan sayısız geçmemek. Konuşmak lazım hepsini. Çok çok büyük bir şey var. Ama burada yine unutulan kadınlardan birisinden daha bahsedeceğim. Resmini yaptıran ilk kadın İstanbul'da. Ve daha henüz binli yıldan bahsediyoruz. Yani 1453 fetih olduğuna göre ondan 500 sene önce İstanbul'da mozaikten resmini yaptırıyor. İstanbul halkı çok seviyor. İmparatoriçe Zoe. Sonra bir siyasi entrikaya kurban edilerek Büyükada'ya, Manastır'a gönderiliyor. İstanbul halkı ayaklanıyor. 3 gün, 3 binden fazla insan ölüyor. Zoe'yi geri isteriz diye. Manastır'dan getiriyorlar. Tekrar imparator oluyor. Ve imparator olduktan sonra 1042 yılında Ayasofya'nın Güneydoğu cephesine mozaikten resmini yaptırıyor. Yanında da imparatoru koyduruyor. Yani İstanbul'a damgasını vuran kadın imparatoriçeler, kadın sultanlar. Kocası ölüyor ve değişiyor. 3 defa evliliği var. 3 ayrı imparator kendisiyle beraber oluyor. Kendisinin ana resmi değişmiyor. Kocaları öldükçe kocaların sadece yüzlerini değiştiriyor mozaikta. Yani genel mozaik aynı. O da, da güzel espriymiş. Portre olarak gidiyor. Öyle bir şey bir de Zeynep Sultan galiba. Evet. Gülhane Parkı'nın tam yerinde karşısındaki şeyde cami onun eseridir biliyorsunuz. O yaptırmıştır. Orada bu Zeynep Sultan'ın 3 tane kocası oluyor. 3'ü de vezir. 3 evet. tane kallavi. Yani birisi ölüyor, oraya gönderiyor. Birisi daha ölüyor. Onu da başka yere gönderebilecek. Oraya gönderiyor. Üçüncüsünü ayrı bir yere gönderiyor artık. Yani kavga çıkmasın diye. Evet, yani, hani resimlerin silüetini değiştirir gibi bu da mezarlar. Yani tarihte. Şimdi gelincik şerbetimiz orada. Ezgi, sen bize eğer onları
ikram edersen, sonra da biz gelincik şerbetlerimizi içerken sen bize bir udumla şöyle sana içirmeyeceğiz demek ki bu böyle demek. Biz nuşeyliydik ama. Meclisinizin en küçüğü olarak ve evin kızı olarak hadi bakalım. Evet, öyle derler hep değil mi? Evin küçük kızı olmak çok zordur. Yani o da yapsın canım ayrıca. Burada tabii ikramla şey arasında da bir güfte bağlantısı olacak biraz sonra. O da çok hoş oldu. Badiye vuslat içilsin kase-i fafurdan diyeceğiz. Biz kase-i fafur olmasa bile denen, badiye vuslat olmasa bile çok uygun oldu. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ne kadar hakikaten önemlidir rengiyle. Bugün evet, tabiattan çıkıp gelmiş her şeyiyle doğallı. Mükemmel. Biz bunu içerken küçük bir... Ezgi sen de iç istersen çünkü tamam. Küçük bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Ondan sonra devam edeceğiz. Şarkıyı o zaman dinleyelim. Efendim bizden ayrılmıyorsunuz. Başarılı şirketten 9'u Turkcell'de çalışıyor. Çünkü biz kendimizi müşterimizin yerine koyabiliyoruz. Şu alışveriş merkezine gelen her 5 kişiden biri bizim mağazamıza girse harika olur. Biz de alışveriş merkezine giren her Turkcell'liye anında Filo'nun kampanya mesajını göndermeyi önerdik. 2010'da Türkiye'nin 1 numaralı ayakkabı mağazası oldu. Teşekkürler Turkcell. Her 10 başarılı şirketten 9'u Turkcell'le çalışıyor. İşinize Turkcell gücü. Emekliyim, sigorta reçetemle geldim. Camıyla, çerçevesiyle gözlüğümü aldım. Hem de yok paraya. Her biri 68 liraya 300 çeşit. Atasun Optik. Bu çocuklar bir harika. Geleceğim diyorum. Geleceğim dersem gelirim. Togas, güven veren performans. Petrol Ofisi'nden. Vallahi kampanya yüzünden okunuyor abi. Beğendiyseniz kalsın başkanım. İnternette doya doya vakit geçirmek isteyenlere net limitsiz paket. Üstelik net limitsiz paket özel fiyatıyla ilk 12 ay ayda sadece 39 lira. Sizi de bir TTNet satış noktasına bekliyoruz. TTNet'le her şey mümkün. Migros'ta taze ürünler festivali başladı. Yüzlerce üründe taptaze indirimler için yeni Migros Coop'u kaçırmayın. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 3 kiloluk omomatik çeşitleri veya ithal metal katlanır sandalye sadece 5 lira. Migros'ta gördüğünüze inanın. Migros bu benim dünyam. Yılda hep daha fazlası. İndirim çekinizi seçin. Her 250 liralık alışverişe 50 lira, her 500 liralık alışverişe 100 lira indirim çeki. Üstelik Örde Özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyılı. Bugünün mutlu çocuklarının yarınki geleceğinde de pencereleri elbette CRP'li Adopen olacak. Teknolojide Bahar Festivali. Şimdi tüm Casper bilgisayarlar %25 indirimle Casper Store ve Casper yetkili satıcılarında. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Türk Eğitim Vakfı'nın yetiştirdiği gençler Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ya buna inancım tamdır. Türk Eğitim Vakfı'nın ne kadar bilinçli seçim yaptığını görüyorum ve bu çocukların buna layık olmak için ne kadar gayret ettiklerini görüyorum ve diyorum ki işte budur. Sayıları 185 bine yaklaşan gencimize okuma imkanı sağladık. Onların ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunduk. Destekleriniz eğitim için, Türkiye için. Türk Eğitim Vakfı. Oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Elbette ki Erciyes Gaz'ı. Çift gazla, otogazla doğru kararınız Erciyes Gaz. Bu resital kaçmaz. Alfemo Resital Mayıs ayı boyunca özel indirimlerle evinize renk katacak. Alfemo yanın başınızda.
Selam Türkiye'nin gençleri. Burger King, DNR, LCY2K, Livango, Sparrow ve YKM'den alışveriş yapıyorsun. Yaptığın alışverişin %25'i kadar puan senin oluyor. Gençlere torpil yapan kar. Play, yapı kredide. Şimdi numarasını Türkcell'e taşıyacaklara kaçırılmayacak fırsat. Hemen Migros veya Tansaş'a gel, numaranı Türkcell'e taşı, dilediğin tarifeyi seç, Migros ve Tansaş alışverişlerinde 30 lira indirim kazan. Üstelik yıl boyunca her ay. Sen de hemen Migros veya Tansaş'la Türkcell'e geç, büyük indirimi kaçırma. Aykçım gerçekten yani müthiş bir şey. Afiyet olsun. Müthiş bir lezzet. Çok teşekkür ederiz. Ve görsel olarak da bir şölen. Böyle evet. Güzel tamamen bir kırmızı. Tabii. Her çok size de uyum sağladı. Onun evet. Için, evet. Kırmızıyı çok severim zaten. Eskiden şiirlerde bade geçer sık sık. Evet. O badelerin içerisinde mutlaka insanın zihnini sarhoş eden bir takım içkiler olmasına gerek yok. Tabii. Bu bir badede sunulduğu zaman bakın insanın hakikaten ruhunu, gözünü ve zihnini mesteden evet, bir çok şekilde. Hem de inanılmaz çok atmak bir lazım bunların örneklerini. Evet Haluk'cum bir şarkı dinleyecektik. Evet sevgili Ezgi'nin o ikramıyla çok uyacak bu. Mistik tarafı olan bir güfte yazarı var. Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Abdülbaki Baykara'nın güftesini yazdığı ve Tamburi Cemil Bey için yazıldığı rivayet edilen çok güzel bir şarkı. Bestekar da Faize Ergin. Yine bir hanım İstanbullu bir bestekarımız. Kase-i Bade-i Vuslat içilsin kase-i Fahur'da. Bir ilahi neşe doğsun namı-i tamburdan. Çok iyi olur. Başında da Tamburi Cemil Bey'in peşevinden. Şeddi Araban. Evet Şeddi Araban. Ama burada zaten güftede söylüyor onu zaten. İşaretini veriyor. Bade-i Vuslat içilsin kase-i Fahur'dan. Bir ilahi neşe doğsun namı-i tamburdan. Tamburi Cemil'e de göndermeyle. Genellikle bunu girişte fasıllarda da peşevle başlayıp semayla bitirirler. Ama biz en azından peşevini koyalım. Eyvallah. Semayesi daha sonraya kalsın.
Sağlık. Çok güzel. Duyular feryat ederken Bahri Dura Dur'dan çok hüzünlü bir mısra. Evet. Yani uzaktan uzağa kalmış olan, uzaklara düşmüş olan denizlere koşabilmek için ırmaklar hiç durmadan inleyerek, çırpınarak, dökülerek, başını taştan taşa vurarak nasıl koşuyorlar? Nerede bir damla varsa denizi özlüyor tabii. Evet. Çünkü her damla denizden mutlaka bir parça taşıyor. O yüzden ömürlerde öyle koşarak kendine her şey ait olduğu yere dönmek, vatana dönmek için koşturup duruyor. Şimdi burada gurbetteyiz zaten. Elbette yani zaten bu bestenin içerisindeki bir takım göndermeler var zaten. Mesela kase-i fafur. Evet. Yani Çin kasesi. Evet. Tabii elbette ki o kaseler kadehte olarak kullanılıyor. İçinden su da içiliyor, tasla yapılıyor ama kalp biçiminde yapıldığı zaman tam da kalbi temsil ediyor. Ve kase-i fafurdan bir ilahi şarap nuş etmeye başladığında o zaman gidiyorsun işte asıl denize, damlaların denize koşması orada başlıyor. Bizi böyle tarih içerisinde koşturan bir bezm-i alem Valide Sultan var. Yani Galata Köprüsü'nün ilk ahşabı onundu değil mi? Evet. 1845'ler galiba. Dolmabahçe Camii'nin yaptıran kişi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani herhalde bir sıralama yapılırsa dediğin gibi en önemlilerinden bir hastane. Hastane. Vakıf Kuraba Hastanesi'ni. Şey yaptıran da o. Bezm-i Alem Valide Sultan diye. Ve üç yerde çeşmesi var. Topkapı'da, Maçka'da, bir de Üsküdar'da mı? Sen şimdi burada kötü olan şey şu yalnız, hiçbirinde adı yok. Yani bizim belki bir edepsizliğimiz ve bunun... Hayır, tarih bilmezliğimiz. Evet, yani bunu kasten yapmıyoruz çünkü. Çünkü yani aradan bayağı bir dönem de geçmiş. Hiç kimse bunu düzeltmeyi, bunun ismini iade etmeyi, ifade maalesef etmeyi... Maalesef yok varsayılmış. Gerçi ben Mekke'de de Osmanlı eserlerini gezdim. Kadın sultanların yaptırdığı çok fazla şey vardı. Su eserleri özellikle. Evet, özellikle su eserleri ve çoğunda hiç isim falan hiçbir şey yoktu tabii. Ya da yok edilmiş bir kısmı da zaten maalesef orada kalmamışlar. Bir kısmı sentele kumarmış. Bu bir mahfiyatkarlık mı yoksa hakikaten bizim Kadir Naşinaslığımız mı diye ben hep düşünürüm. Yani bazıları ismini yazdırmayı fazla da önemsemiyor. Ama kitabe varsa mutlaka yazılıyor tabii. Tarih düşürülüyorsa mutlaka yazılıyor onlar. Bir bunları daha sonra kendilerinin tahta geçen oğulları bunlara Valide Sultanken daha çok yapılıyorlar. Oğullarının döneminde olduğu için oğullarının adı ön plana çıkıyor. Ama büyük kısmında oğlunun da adı yok. Mesela Dolmabahçe Camii diye geçiyor. Evet. Semtin adı Dolmabahçe olduğu için. Abdülmecit hiç hatırlanmıyor bile. Oğlundan dolayı ona geçmiş. Bunlar iki rakip kadındır. İkisi de II. Mahmud'un hanımları. II. Mahmud'un öbür hanımı da Pertemniyar Valide Sultan'dır. Mesela Pertemniyar Valide Sultan daha şanslı. O Abdülaziz doğurmuş. Evet. Bu Abdülmecid doğurmuş. Abdülaziz doğurduktan sonra onun adına yapılan Aksaray'daki cami, Aksaray Camii diye geçmiyor. Pertemniyar Valide Sultan diye geçiyor. Mektep de yine Pertemniyar Lisesi diye geçtiği için o biraz daha buna göre... Evet, bunun da var bir mektebi değil mi? Cağaloğlu Kız Lisesi. Tabii İnas Mektebi. Evet, İnas Mektebi. İlk mektep bunun adına yani açılmış. İstanbul Kız Lisesi'nin temelidir şu andaki, Cağaloğlu'ndaki. Ama zaten orada gömülü. Yani türbe dediğimiz bizim. İkinci Mahmud'un. İkinci Mahmud'un kocasıyla beraber ve oğlu... Pierre Loti'de. Evet, oğlu... Divanyolu. Evet, Abdülaziz ile beraber üç padişah bir Valide Sultan olarak beraber gömülmüş. Çeşmesi de Valide Çeşme olarak geçiyor. Yani çeşmede, evet, çeşmeleri İstanbul'da hep Valide Çeşmeler olduğu için orada da ismi var. Valide olmaları öne geliyor. Ama ne güzel bir kelime değil mi? Valide. Valide, evet çok. Valide Sultan. Çok. Allah'tan Valide. Üniversite kurulurken Vakıf Üniversitesi Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı tarafından oradan ismi artık tarihe geçti. Tarihe geçmiş oldu. Evet. Yani diğerleri
anılmasa bile adıyla Bezmalem Valide Sultan diye de adıyla anlamayanlar var. Tabii. Yani İstanbul'da dolaşırken ne kadar çok yer... Adıyla anılanlardan bir tanesi çok şanslı olan Mihrimah. Evet, Mihrimah. Yani hem Üsküdar'daki hem Edirne kapısındaki adıyla anılıyor. Adıyla ve... Senin de katın oldu onda. Evet, biraz şehir efsanesi. Şehir efsanesi olarak. Ben bir hikaye yazdım, bir deneme yazdım. Böyle olmalı. Ne güzel, şairane bir şey diye sonra... Yakıştı ama. Yakıştı yani. Zaten ben bunu savunuyorum. Gerek tarih konusunda olsun, gerekse arşiv çalışmalarından edinilen bilgilerin popülerleştirilmesi çok önemli. Yani popüler hale getirmek, güncel hale getirip insanların aklına nakşedebilmek, evet, dikkatini çekebilmek, merakını oluşturabilmek. Ondan sonra zaten çok merakı olan ilerleyecek, o daha derinlemesine öyle. Ama hiç olmazsa bir ismini bilmesi bile çok değerli bence. Nevel Hanım, az evvel sizin anlattıklarınız, yani Osmanlı dönemindeki kadınların durumu ve bugün üzerinde dikkat çekilebilecek bir şey olarak gençlerimizin zihinlerinde küçük bir kırıntı olarak bile, aynen, kalsa ileride onun, aynen, üzerine birileri yeni şeyler inşa edecek. O merakla gidecek ve ona başka ufuklar açabilecek o kadar çok malzeme var ki. Bizim kütüphanemizde şu anda 1 milyon belge var. Elektronik ortamda mı bunlar? Hayır, bir kısmı öyle ama bir kısmı değil. Çünkü peki hepsini, böyle bir çalışmanız var mı? Mesela biz internetten maliyet, oraya... Maliyet içeren şeyler bunlar. Yani sponsor olursa inşallah, istekli gönüllü çok olursa, yerimiz dar olduğu için hem buna geçmek istiyoruz hem belgeler daha sağlıklı, hani çeşitli dış şartlardan korunsunlar diye, hem de kompakt raf sistemine geçmek istiyoruz. Bu maliyetleri karşılayacak sponsorları arıyoruz. Onları bulduk mu, evet, bu çalışmaları da yapacağız. Önümüzde yapılandırma için 25. yılımıza kadar yapılandırma çalışması adı altında bu tür çalışmalarımız var. Çünkü zaten bu çağda eğer bir vakıf kendisindeki bilgileri paylaşmıyorsa, sadece tabii, iki tabii, öğrenciye burs vermekle vakıf olunmuyor. Yok. Tabii. Yani o bilgileri de artık elektronik ortamda, hatta bu arada isterseniz www.kadineserleri.org diye sitemizin adını verelim. Siteden, arkadaşlar onu yazarlar. Evet, siteden yararlanmaları mümkün. Bazı bölümler paralı, arşivle ilgili bölümler. Yani vakfa para verilecek tabii, nihayet. Vakfa, tabii, vakfa. Onun için... Yani o eserlerin işte daha fazlasının kayda geçebilmesi için harcanacak. Yani o paralar yine vakfın bilimsel çalışma yapması için, uluslararası ilişkiler kurması için, 25. yıl hazırlıklarımız var. O gün yapacağımız projeler, uluslararası sempozyumlar, kadın belleği oluşturduğumuz çeşitli çalışmalar. Bunların hepsi tabii ciddi maliyetler getiriyor. Batı'da o yüzden ya Harvard Üniversitesi gibi büyük bir Amerika'da üniversiteyle evli olan bizim gibi kadın eserleri kütüphanesi vakfı var. Ya da İngiltere'de yine belediyeyle veya üniversiteyle evlilikler yapıyorlar. Bizde vakıf mevzuatındaki sorunlardan dolayı bu çok kolay değil. O yüzden hep sponsor bularak götürmek zorundasınız. Zahmetli, yorucu bir çalışma oluyor. Ama en azından mesela belediye size bir bina tahsis etti. Evet. Orada bir takım çalışmalar yürütülebiliyor. Tabii tabii. Gönüllülerle yürütüyoruz, evet, çoğu çalışmayı, evet, evet, zaten. Aslında şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Yani biz sadece akademisyenlere, yabancılara hizmet vermeyelim. Yani bu merakı uyandırıp kendi geçmişini merak eden veya kadın kitapları okumak isteyen, kendi bilincini geliştirmek isteyen kız çocuklarına çeşitli okutulacak malzemeler var. Kütüphane dışına vermiyoruz. Kütüphane içinde okumak zorundalar. Kütüphaneyi ne kadar çok kullanırlarsa hem kendileri İstanbul'da daha çok sevecekler, tarihlerini de daha çok sevecekler ve kadın olarak neler yaşanmış, neler yaşanabilir daha çok anlayacaklar. Bir de kişisel arşivleri topluyoruz. Yani Cumhuriyet kadınlarla kurulmuştur. Atatürk kadınları ön plana çıkarması boşuna değildi. Yani dünya tarihi o dönemde kadın, feminist savaşın da odağındaydı. Ve dünyanın mesleklerinde ilkleri de Cumhuriyet tarihimizin ilk döneminde
Türkiye'den çıkmıştır. 1950'ye ait Dünya Kimyagerler Toplantısı ile ilgili bir fotoğraf var arşivimizde mesela. Remziya Hisar hanımefendi tek başına oradaki 50-60 kişi erkeğin arasında tek kimyager kadın Türkiye'yi temsil eden ve dünyada da tek kimyager kadın. Mesleklerinde böyle ilk olan birçok kadının Ağoğlu ilk kadın hakim ve avukat olarak onun arşivi de ilk defa kitap haline getirdi. Çalışıldı ve arşiv kitaplaştırıldı. Biz arşivleri de kadınların arşivlerini de bekliyoruz. Yani ninenizin, annenizin, kendinizin arşivleri, bugün malzemelerini de verebilirsiniz. Sizin isminizde bunlar arşivlenip daha sonra araştırmacılara açılacaktır. Evet. Haluk'cum bizde tabii kadın valide diye hizmet etmeye başlayınca bir de atik valide oluyor. Eskimiş oluyor. En talihsizlerden de bir tanesi odur. Bizde bir kere en üst kadın valide biliyorsunuz. Evet. Yani hem sarayda valide hem evde valide. Evet. Bir yönetim biriminin başında ayrıca yani tabii. O valide her şeyi idare ediyor. Kırsal alanda doğuda da öyledir. Yani valide yani belli bir yaş işte aşağı yukarı bu 40 civarı. O civardaki kadın yönetici pozisyona geçiyor. Her yerde, her coğrafyada değilse bile kadının böyle. Önemli olduğu yani karar verici yönetim ve belki de sülale demeyelim, silsileyi yöneten birisi olarak. Evet. Bu Osmanlı'da da böyle ve mesela senin diyorum Mihrimah ne kadar büyük Mimar Sinan'a eser yaptırırsa valide sultan olamadığı için bir sultan, padişah kızlarına biliyorsunuz verilen isim. Evet. Ünvan sultan. Tabii. Yani padişahın karısı olmaz şart değil. Padişahın kızı olduğu zaman sultan ünvanını kullanabiliyor. Evet. Mihrimah öyle bir sultan. Ama atik valide diye bahsedilen, çok yanlış olarak ve eksik olarak bahsedilen Nurbanu'l Sultan. İkinci Selim'in... Çok güzel bir kadınmış. Çok, çok. Yani anlatırlar ki, mesela Safiye Sultan diyor ki bir sözünde saraya geldiğimde 40 yaşlarındaydı. Güzelliğiyle gözlerimi kamaştırmıştı ve ben o öylesiye kadar ondan daha güzel bir başka kadın görmedim diyor. Sadece güzelliğiyle değil, o kadar çok özelliğiyle, güzellik dışında özelliğiyle İstanbul'da sevilen kadın oluyor ki, bir kere 2. Selim Mimar Sinan dönemi, Mimar Sinan'a 2. Selim vekilliğini yaptırıyor, bu İstanbul'u tercih ediyor ve İstanbul'un menzil yolu üzerinde herkesin meydanda olup görmediği ama yolcuların giderken mutlaka önünden geçtiği Haç ve Surre alaylarının gittiği bir yol üzerine seçiyor. Çok zor bir yer, topografik olarak bir yamaç üzerinde. Mimar Sinan'a rica ediyor. Oranın topografyasını bozmadan, doğal görüntüsünü bozmadan tasarlayalım diyor. Ve kervansarayıyla alttan başlamak üzere mükemmel bir külliye yaptırmış oluyor. Tepkesiyle, medresesiyle, hamamıyla, bütünüyle bir külliye yaptırıyor ve bunu Sinan yapıyor ve kadının adı yine yok. Çünkü herkes atik valide külliyesi diyor. Yani kimse Nurbanu Sultan külliyesi demiyor. Vefatında yine türbesi Sinan'ın. İkinci Selim'le beraber ilk defa kocasıyla beraber aynı türbede yatan Osmanlı padişahı. Ondan öncekinden hepsi ayrı. Yani kanuni dahil olmak üzere Hürrem yan tarafında ayrı bir türbede yatar. Fatih'ten itibaren gelenek öyledir. İkinci Selim'le beraber kocasıyla, karı koca yani, ikisi aynı kubbe altında yan yana. Reformist dönemi uygun olmuş böyle. Yani. Ondan sonra zaten daha reform tabii dalgası İstanbul artıyor. Başka bir İstanbul başka oluyor. Bir İstanbul oluyor. Öyle bir şeyi de, özelliği de var ama ziyaretçiler kocasına değil kendisine geliyorlar. Çünkü İstanbul'da en çok vakıf bırakan, en çok vakıf bırakan kadınların belki birincisi, hala birincisi, Ayasofya Türbesi'nde, türbeler içerisinde Ayasofya'da yatıyor. Ve yıllarca İstanbul'da en çok ziyaret edilen kadın olma ünvanını kaybetmiyor. Safiye de sonra yanına geliyor. Safiye evet, de, o da yanına. Evet. Mihrimah da annesinin yanına gidiyor daha sonra Kanuni Türbesi'ne. Bir şey de söyleyelim yani isimleri ne kadar güzel. O yani güzel isimler daha çıkmadı. Daha biraz sonra ne isimler sayacağız. Bir şey söyleniyor. Şimdi çocuklara isim koyuyorlar. Nereden buluyorlarsa yani gerçekten kızmasınlar. Uyduruk isimler var. Anlamı bile olmayan. Bu isim konusunu reklamlardan sonra konuşalım birazcık. Efendim yine bir ara veriyoruz.
Her 10 başarılı şirketten 9'u Turkcell'de çalışıyor. Çünkü biz kendimizi müşterimizin yerine koyabiliyoruz. Şu alışveriş merkezine gelen her 5 kişiden biri bizim mağazamıza girse harika olur. Biz de alışveriş merkezine giren her Turkcell'liye anında filonun kampanya mesajını göndermeyi önerdik. 2010'da Türkiye'nin 1 numaralı ayakkabı mağazası oldu. Teşekkürler Turkcell. Her 10 başarılı şirketten 9'u Turkcell'le çalışıyor. İşinize Turkcell gücü. Biz uzatıyoruz. Yıl sonuna kadar tüm Türkiye akşam 7'den sabah 7'ye bedava konuşuyor. Haydi telefonu kaldırın, bedava konuşmaya başlayın. Türk Telekom'dan koşulsuz şartsız herkese. Bu resital kaçmaz. Alkemo Resital Mayıs ayı boyunca özel indirimlerle evinize renk katacak. Alkemo yanın başınızda. Dur dur izle, geri al izle. Tekrar izle, tekrar izle. Tribu, yüzlerce film tribu evde. Tribu, kirala izle, seç seç izle. Tüm bu özellikler sadece 9.90 TL'lik Tribu Ev başlangıç paketinde. Üstelik HD kutu ücretsiz. Tribu Ev, yeni dönem TV bu. Tribu. Bugünün mutlu çocuklarının yarınki geleceğinde de pencereleri elbette CRP'li Adopen olacak. Şimdi numarasını Türkcell'e taşıyacaklara kaçırılmayacak fırsat. Hemen Migros veya Tansaş'a gel, numaranı Türkcell'e taşı, dilediğin tarifeyi seç, Migros ve Tansaş alışverişlerinde 30 lira indirim kazan. Üstelik yıl boyunca her ay. Sen de hemen Migros veya Tansaş'ta Türkcell'e geç, büyük indirimi kaçırma. Efendim tekrar merhabalar. İncir Çekirdeği devam ediyor. Bugün konuğumuz, çok değerli konuğumuz Nevval Sevindi Hanımefendi. Ve biz İncir Çekirdeği'nde bu akşam kadınlarla ilgili tarihten bugüne kadınların varlıklarını, isimlerini, bugüne yansıyan yönlerini vesaireyi konuşuyoruz. Programı yeni katılanlar için söyledim ve şimdi de tam kadınların isimlerinde kaldık. Evet, reklamlardan önce kadınlara neden böyle isimler çok koyuyorlar bugün artık? Çok güzel bir isim geleneğimiz var. Yani ister daha önceki işte Dede Korkut'taki isimlere de baktığınızda eski Türk isimlerine de çok güzel isimler var. Ben Banu Hatun, çok güzel isimler var yani. Gerekse Osmanlı döneminin hanım sultanlarında, valide hanımlarında çok güzel isimler var. İşte Mihrimah, Mihrişah. O isimlere baktığınız, okuduğumuz zaman yani bugünün popüler isimlerinde bir içerik, bir incelik, bir kültür devamlılığı göremiyorsunuz. Anne baba kendi isminin baş harfiyle de koyuyor.
yabancı isimler koyuyor. Bazen heceleri iki hece, bir anneden hece, bir babadan hece. Evet, alaraktan hece. Anlamı olmayan bitiştirme yapıyor. Zaten beraber yapmışsınız çocuğu. Yani bununla kimse itiraz yok ki. Niye bir de üstüne üstü? Yani B ile Z bir araya gelip BZ olsun çocuğun adı. Bir de Amerikan tabii. dizilerinden isimler konuyor. Çok ilginç. Anadolu'da C.R. Zaman'da bile Suelin ismini koyan vardı. Allah Ceyar'dan saklasın. Evet, Ceyar koyan, böyle bir yazısı Ceyar'ı bilmiyorum ama Suelin tespit edilmiş bir isim. Ve yine bu güncel dizilerden de çok isim alan var maalesef. Bir anlamı olmayan ve o çocuğun, yani insanın geleceğini, kimliğini, varlığını isimle bütünleştiğini bugünün insanın yeniden kavraması gerekiyor. Çocuk bununla var olur. Yani bir çocuğa koyuyoruz. Nesiller bununla var olur ve medeniyet bununla aktarılır. Aynen, harmanlanır, aynen. devamlı. Onun bunun için sebeplerinden dedemizin, ninemizin adını aktararak koymuşlardır. Yani evet. benim göbek adım babaannemin adıdır. İşte koyarıdır anneannemin. Bu bir gelenekti. Gelenekti. Batı'da da bu böyleydi. Evet. Mesela büyük dedenin adı Mehmet'se, oğlu Ahmet'se, onun oğlu Hasan'sa tekrar Mehmet, Ahmet, evet. Hasan. İşte evet. Padişahlardan bunu birincisinden, ikincisinden bile anlamak mümkündür. Batı'da da bu böyleydi. Evet. Yani büyüğün adı Richard'sa, ondan sonraki Michael'sa, ondan sonraki herhangi Batı'da bir... Batı'da bir de müeyyide var biliyorsun. Tabii. Eğer dini isim kiliseye dahi ise ve evet. vaftiz olacaksa, yani kiliseye bağlı bir evet. kişi ise, vaftiz olurken vaftiz isminin mutlaka İncil'deki isimlerden birisi olma şansı vardır. Yoksa vaftiz olmaz. Evet. Vaftiz o şartla şimdi, geçer. Neden bugünkü isimler böyle? Ve o Aziz'in böyle? Günlüğünde tabii. doğduysa tabii. kesinlikle tabii. O gün Aziz'in adını alacak. Ve İsmail adını Kurban evet. Bayramı'nda doğanlara evet, İsmail adı vermek gibi. Muharrem gibi. Muharrem gibi yahut Şaban evet. gibi evet. işte vesaire. Şimdi bu gelenek şunun için. Kültür sığlaşınca devam eden gelenek biraz unutulmaya başlayınca İster istemez isimlerde de bu yozlaşma başlar. Mesela bugünlerde tarihle ilgili kitaplar yayınlanmaya, diziler çekilmeye, evet. işte kültür tarihe ortamında çok tarihe büyük bilgi olunca. Ve çocukların isimlerini artık Nurbanu koyan, ne bileyim işte Hürrem koyan, işte ben bir kitap yazdım, Babil Dönemi İstanbul'da Aşık diye, Rukal diye bir karakter uydurdum. Evet. Rukal, yani çok da anlamı olan bir kelime değildi. Ama pek çok insan çocuğuna oradaki karakteri sevdiği için Rukal adını koydu. Sonra da bana hocam ne demekti bu diye. Yani koymadan sonra. Sorsaydınız keşke dedim ben. Sonrasında. O zaman yazarken sen isimleri düşünerek koyacaksın. Evet ben bana onu anlattı evet, bu. Evet. Yani demek ki insanlar sevdikleri tarihi evet. kişiliklerin isimlerini devam ettiriyorlar. Doğru. Mesela eğer önümüzdeki günlerde tarihe olan bu ilgi artarsa bu isimler tekrar... eski şekline gelecek. Doğru. Şimdi çocuğunuza lütfen bu isimde olan bir izleyicimiz varsa beni bağışlasın. Çocuğunuza Okşan adını koydunuz. Okşan güzel bir isim. Bir çocuk için, bir bebek için 8 yaşına gelese kadar güzel bir isim. Ama 18 yaşına gelen bir kız için, bir genç kız için yahut da şöyle 45'ini 50'sini aşmış surata bak süngüye davran bir hanım için Okşan adı çok hoş durmuyor. Yani insanlar bunun sonunu da bir de yani lazım. O fiil, yani fiil üzerinden bir şey yapma, evet. doğru bir şey değil. Yani hecelerle falan, işte o bakımdan Azerbaycan'da... Osmanlı'da bakın ne isimler var, söyle bakalım. Şimdi Osmanlı'da tabii bunlar saray isimleri. Evet. Ve saraya alınan kızlar, cariye olarak hareme girecek olan kızlar isimsiz geliyorlar ve oradaki Valide Sultan yahut Valide Sultan'ın yakınındaki çok sözü geçen hanımlar onlara güzel isimler seçiyorlar. Şimdi bunlar arasında tabii yabancı oldukları için yani, isimleri Türkçe'de telaffuz isim, yok. Yeni bir isim bulunacak. Evet. Benim en sevdiğim Cünselim'in bir cariyesi. Onun da çok güzel bir su eseri Topkapı Sarayı'nda durur. Def-i Gam Hatun. Şahane. Yani kederleri gider. Kederden kurtulmak için. Tank savar gibi gam savar. Yani akşam gamlı olarak eve gidiyorsun. Görüyor ve gamını def ediyor. Yani bunu öyle göbek adı veya lakap olarak koyabilirler hanımlarım. Evet. Şimdi ben bu Def-i Gam Hatun'u ne zaman ansak şöyle bir şey aklıma gelir. Eskiden konakların kadrolu çalışanları arasında bir de dalkavuk olurdu. Evet. Dalkavuklar bildiğimiz gibi bugünkü manada şey değil. Yani böyle ona buna yardakçılık yapan birisi değil kaba ifadesiyle. Dalkavuk eskiden bir statü ve sanki bugünkü
psikiyatri alanının işlerini 3 aşağı 5 yukarı yapan biraz farklı. Görevli zaten para karşılığında bunu yapar. Evet. Ve kadrolu oluyor orada. Dalkavuk'un görevi Paşa Efendi yahut da işte her kimse Devletlu Hazretleri. Bahçe kapısına geldiğinde onu orada karşılıyor. Bahçe kapısından konağın kapısına kadar ona öyle şakalar yapıyor, öyle sorular soruyor, öyle şaklabanlıklar yapıyor ki konağın kapısından içeriye girdiğinde resmi dairedeki bütün sıkıntı, bütün problemler... Dış dünyayı orada bırakıyor. Şahane. Yani bugün yeniden bunu kadrolu lazım. Bugün yeniden kadrolu mesleği icra etsin. Buna bir defi stres deniyor. Defi stres. Gamma hatun böyle bir hatun evet. Herhalde. Ama Şef Safa hatun da var. Yani neler var ama dalkavuk dedim madem. Dalkavukla ilgili bir özellik daha söyleyeyim. Dalkavuğun kavuğunda sarı olmadığı için zaten kıyafetinden de onun dalkavuk olduğunu anlıyorsun. Onun için. Sarık yani etrafından çevrilen kısmı yok. Orası olmamış bir şekilde. Daha Türkçe'de başka ona benzer şey, kelimeler, tabirler de var. Şimdi zevki kadın bunlardan bir tanesi. Şef Sefa Hatun bunlardan bir tanesi. Aile ilgili bir kere çok var. Yani çok bütün var. Şevkefsa var. Mesela. Ne güzelsin. Evet. Şevkefsa. Çok. İnsanın içindeki çok güzel bir makam. Makam adı. Şimdi 5. Murad'ın annesi Şevkefsa çok da talihsiz bir kadındır. 5. Murad'ın tahttan indirilmesi dolayısıyla çok uğraşmıştır. Ama o şevk artıran özelliği dolayısıyla klasik Türk müziğindeki en güzel makamlardan bir tanesidir. O sebep sensin gönülde ihtilali evet, şeyini de Şevk Efsa'yı bir gün okuyacağız dedik. Hala Mehmet Güntekin'in şeyini okuyamadık. Okulda duruyor hocam okuyacağız. Evet onu da bir gün şey yapalım. Hazırsanız şimdi yahut da yok onu peki. Başka bir zaman. Özel başka bir zaman. Şeydir, ona uygun bir program evet, şu anda zaman. Hanım bestecilerden seçtiğimiz evet. için evet. repertuarı. Evet bugün repertuarımız evet. hanım bestecilerden. Evet. Bunu izleyicilerimiz bir dahaki programa yaparız. Söylediğim. Evet. Söyleme ihmal etti. Bir de Cevri Kalfa var. Evet. Kalfaların isimleri de hoştur. Bakın evet. neler. Valide, Haseki. Ha, Hasekileri anlatmadık. Evet. Bir de Haseki var. Haseki, Haseki Sultan var. Haseki, Haseki evet. Sultan Külliyes. Haseki bugünkü İstanbul'da bir semtinde tabii adı çok geniş de bir. İşte orada yine kadının adı yok. Evet. Hürrem Sultan yaptırmış ama Haseki diye geçiyor. Haseki Külliyesi aslında Hürrem'in Külliyesi. Haseki, Kalfa, Valide. Ünvanları kullandıkları isimleri silmişler. Taye Hatun. Evet. Evet. Bir de çırak çıkarmak tabiri de oradan geliyor. Çırak oluyorsa eğer saraydan çıkarılıyor ama o yine saraylı adıyla tabii. dışarıda saltanatını devam ettirmiş oluyor. Sultan tabiri sadece kızlar için dedik. Padişah kızı olamayıp da ne kadar güçlü olursa olsun İstanbul kadın tarihinde sultan adını kullanamıyor ve hanım adını kullanıyor. İşte yeni Zeynep Sultan'dan örnek evet. verdin. Başka bir Zeynep var. Bizim Edebiyat Fakültesi'nin ilk binasının kurulduğu evet, yer. Evet. Zeynep hanım konağıdır. Konağı. Evet. Kavala Mehmet Ali Paşa'nın kızı. O da bir Hidiv kızı ama sultan tabiri kullanamıyor. Her türlü Kamil Paşa sadrazam yapıyor. Kocası yine sultan adını kullanamıyor. Ve o hanım olarak Zeynep Sultan, 3. Ahmet'in kızı olduğu için Sultan, o Hidiv'in kızı olduğu halde hanım. Hanım sultanların özellikleri var zaten ayrı bir kendi bütçeleri var. Hiçbir şekilde eşleri o bütçeye el koyamıyor. O bütçe onlara özel ve kendi bütçeleriyle kendi işlerini kendileri göre bağımsızlar. Ve gelirleri var. Var. Gelirleri var. Köyler, saraydan kasabalar, yemek gönderiliyor. Evet. Yani o sarayla ilişkileri mali olarak da devam ediyor. Evlenmeleri bunun kesilmesine neden olmuyor. Ama esas saltanat eşlerinden dolayı değil. Değil. Oğulları padişah olup tahta geçtiği aynen. zaman. O zaman. İşte Valide-i Muazzama deniyor. Birden evet. fazla çocuğu geçenler var işte onlar da arasında evet. bir sürü. Ama yani hanım sultan saraydan çıktı mı gücü yok evet. olan bir şey değil. Tam tersine gücünü ölünceye kadar sürdürüyor. Tabii bu bir yönetim, bir hiyerarşik yapı ve o yapı içerisinde valide sultan diğerlerin evet. hepsine hakim. Sarayın içinde zaten yönetici ayrıca sultan. Yani diğerlerin hepsine kime ne yapacağını söylüyor, evet. İdare ediyor. Yani haremdeki bütün her şey ondan soruluyor. Oranın bir nevi hem düzenleyicisi hem koruyucusu hem hakimi, yegane hakimi. Bunların içerisinde hanım sultanlar yahut da padişahlık dolayısıyla yolu saraya uğrayanların içerisinde öyle vakıflar kuranlar var ki mesela senede bir defa mevlüt okutulsun diye vakıf vakfetmiş.
bir halindeleri mürekkep alma vakfı var. Kurmuş. Çünkü hani gül parası entelektüellerin hep hayatta olmadığı için yüzyıllardır değişen bir durum yok. O evet, o yüzden hep fazla geçinilen olduğumuz belli. Mürekkep almak için vakıf. Yanına alınan hizmetli evlatlık kızlar için kırdıkları şeylere mukabil bir vakıf kurulmuş. Hani orada kıymetli eşya kırdım da konakta, orada burada. Ona eziyet edilmesin diye vakıf onun yerini alıyor. Muhtemelen kendisi vaktiyle hizmetkardı herhalde. Herhalde. Kırdı ama, başına çok şey geldi. Fakat ne kadar incelikli bir şey yani. Şimdinin hoyrat dünyasında ne kadar anlaşılmaz, tabii ne canım. Kadar incelikli. Evlenemeyen genç kızlar için vakıflar çok, kuranlar. Evet, o vakıflar çok. Gül suyu dağıtılması için vakıf kurmuşlar. Tabii bu vakıflar söz konusu olunca ağa babası burada oturuyor. Çünkü Ayasofya Vakfı hemen hemen devlet bütçesinin neredeyse onda biri falan. Ama o kadar talihsiz bir de seyri var ki. Şimdi işte Nurbanu Sultan'dan Handan Sultan, Safiye Sultan'a kadar Kaya sizin Sultan. Oradan bu vakıflar yaptırdı bunlar. Yani önemli kadınların hepsi Ayasofya'da aşağı yukarı. Ve vakıfnamelerine bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den hangi bölümü okuyacak? İşte Sahih Buhari'den hangi hadisler okunacak? Onlara kadar belli. Yasin ne zaman okunacak belli. Vakıf senetleri. Yani vakıf senedi böylesine. Ve görevlilerin maaşları belli. Kimler tabii. okuyacak, kaç defa okuyacaklar, hangi geceler okunacak? Nasıl helva dağıtılacak? Nasıl aşure dağıtımı da var? Onlar belli. Fakat işte tarihin bir kesintisi, inkıtası diyoruz belki bunda. Bir dönem sonra türbeler kapandığı andan ve vakıflar ilga edildiği andan itibaren işte benim şu sure okunsun, şu gece okunsun diyen insanlara türbe kapandığı için Fatiha bile okunamaz hale geliyor. Vakıf bedduaları da var. O beddualar tabii, devreye giriyor. Kitaplarda falan evet, vakıf bedduaları var. Vakıf bedduaları var çünkü bunun için. Şiir okumak için bir vakıf kurulmamış. Ama ben divan edebiyatı diye, vakfı diye bir vakıf kurduk. Ne güzel. Bana kimse bu vakıf hizmetidir demiyor ama en azından isimlerini andık diye şuradan Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan için yazdığı yahut da Adile Sultan'dan mı okusak? Hürrem'i okuyalım. Hürrem'i okuyalım. Erkeklerimize de örnek olsun. Koskoca Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Hürrem için inanılmaz güzellikte ve saçlarını ayaklarıma sürerim ve de secde ettiğim seccadenin püskülleri saçlarındır diyerek inanılmaz güzellikte şiirler yazmıştır. Namazımı yani böldürürsün dediği şiirlerdir. Evet, eşlerine daha nazik ve iltifatkar olabilirler. daha enteresan şeyler söylüyor. 3000 tane, 3000 civarında gazel yazmış. Bunların içerisinde saray, ordusu, zaferleri, kahramanlıkları bir yana, Hürrem ayrı bir yana duruyor. Evet. Çok enteresan. Evet. Bir gazelinde şöyle diyor. Benim servim, benim canım, niçin dün gece gelmedi? Güzeller Şahı Sultanım, niçin dün gece gelmedi? Ser zülfünü dam ettin, elif kaddini lam ettin, beni rüsvaya am ettin, niçin dün gece gelmedin? Yüzüne burn ile baktın, beni aşk oduna yaktın, kanı benim ile ahdın, niçin dün gece gelmedin? Emir-i taçdarımsın, kulunam şehriyarımsın, iki alemde varımsın, niçin dün gece gelmedin? Reva mıdır benim hanım, karasın yerlere kanım, benim mahum, benim canım, niçin dün gece gelmedin? Habibim kepki reftarım, keklik sekişlim, vefası yok cefakarım, benim ömrüm, benim varım, niçin dün gece gelmedin? Muhibbinin akar yaşı, onulmaz bağrının başı, bu hali duymasın naşi, niçin dün gece gelmedin? Çok güzel. Söz verilmiş, gidilmemiş. O gece okunacak bütün şiirler, o gece okunacak bütün divanlar ve o gece yapılacak bütün sohbetler sadece Muhibbi'nin kendi zihninde kalmış. Yani nasıl bir dünyadır ki inanılmaz güzel bir kadınlara dünyada. Şiirler yazan kocalar evet. vardı. Müthiş. Şimdi bir koca evine geldiği zaman kapıyı çaldığında mesela eşine selam bile ya, vermeden girebilir. Dese ki hanım içeriden ne güzel bir yemek kokusu geliyor. Ruhundan mı kattın bunun tuzunu?
deyiverse ne olur? Bir incelik dese. O kadını da ne kadar idare eder. Kadınlar yani, az şeyli çok kadın, zaman idare ederler. Bu kitap öyle yazmıyor bazen kadınlar hakkında. Ben bunu söyleyeyim. O dedikodu ama adı üzerinde yani. Yalnız tabii orada kadının baştan çıkarıcı vasfı anlatırken dinden de neredeyse çıkardığını, namazı nasıl bozdurduğunu da anlatıyor. Sureyi ve Leyl okurdum dinle mazi Şam'da. Zülfün andım dilberin, kıldım mı nittim bilmedim diyor. Şöyle demek efendim. Evet. Dün akşam namazında Velleyl suresini okudum. Velleyl deyince birdenbire Leyla geldi aklıma. Leyla saçlı geldi aklıma, kara gecedi. Onu okuduktan sonra, o aklıma geldikten sonra Ramaz mı kıldım? Yoksa ben bir şeylerle uğraşıyor muydum? Namaz fasit oldu gitti. Kıldım mı? Kıldım. Leyla'nın bunda bir suçu yok çünkü Leyla'nın haberi yok. Ne yapalım? Burada başka bir şey var. Yani dil meselesi Osmanlıca okuduğunuz şey. Ve hepimiz anlıyoruz. Osmanlıcayı başka bir dilmiş gibi zanneden, anlatan bir ön yargı ve cehalet var. Osmanlıca Türkçedir. Osmanlıca Arapça harflerle yazılmış olan bir Türkçedir. Ve o yüzden de biraz çalışırsanız pekala da anlayabilirsiniz. Yani Türkçe harflerle işte. Okuduğunuzda pekala. 16. yüzyıldaki hem de bir... Şimdi Nevel Hanım burada problem padişahın yazdığını pekala anlıyorsunuz. Yani saray dilinden bahsediyoruz. Bunun adını koyarken Osmanlı Türkçesi diye koymak lazım. Evet. Ben bir öğrenciliğimde Osmanlı Türkçesini geliştirmek için, Osmanlıcamı geliştirmek için eski yazı kitaplarla işte gittiğim yerlere vapura binsem, otobüse binsem falan. Tabii eski yazı kitap okuyorum. Nasrettin Hoca fıkrası bile olsa yanımdan geçenler Kur'an okuyorlar. Kur'an okuyor. Kutsal falan diye zannediyorlar. Evet. Yani okuduğunuz ne olursa olsun. Tabii tabii kutsallık atfedilir. Yani, o kutsal dilin Arapça olmasından kaynaklı. Ama bu değil. Yani insanlar Osmanlı Türkçesini Arapça zannedip, evet. Aa sen Kur'an biliyor musun? İşte, ya Kur'an değil bu. Bu senin öz ve öz 150 sene önceki büyük dedenin yazı yazdığı. Bundan 75 sene önceki gazetenin ama çıkardığı işte bu değil. Bu bilgi kayboldu. Yani benim ninem yeni Türkçeyi de öğrenmişti. Fakat Arap alfabesiyle bu Türkçeyi de yazardı. Yani günlük dilde değişen yeni dili de yine böyle yazıyor. Tabii Cumhuriyet'ten intikal eden pek çok insan notlarını öyle... Notlarını daha hızlı ve daha rahat yazıyor. Evet, daha rahat yazdığını söylediği için öyle şiir de yazardı, öyle yazardı. Yazısını da öyle yazardı. Çok kolay yazılır o. Yani evet. Hakikaten Haluk'un dediği gibi mesela eski divan katipleri vardır sarayda. Divan katipleri divanda konuşulan her şeyi perdenin arkasında yazmaya memur edilen kişiler. Bunlardan bir tanesi Hakani Mehmet Bey mesela Edirne kapısında. Bu divan kitleri Edirne kapısında oturur. Devlet lojmanı gibi oradan gelirler. Divan toplandığı günlerde haftada üç. Orada otururlar. Divanda konuşulan her şeyi cümlenin başını birisi, ortasını bir başkası, sonunu bir başkası yazarak kaydederler. Sonra divan toplantısı bittikten sonra onları tebyiz ederler. Yani evet. Temize çekip beyazlı. Başka ön yargı için bu da çok güzel bir cevaptır. Uzun yıllar şimdi diyenler vardır ama uzun yıllar yazan çiten çok oldu. Osmanlılar hiç yazılı kültür değildir efendim, sözlüdür. Biz hiçbir şeyi kaydetmeyiz. Hep Batılılar kaydetmiş. Külliyen yalan. Ya, Osmanlı her şeyi iğneden ipliğe kaydetmiş, arşivlemiş ve tamamıyla yazılı bir kültür üzerine oturmuş. Şimdi bunlardan kadı sicilleri 14 cilt halinde 2010 ajansının himmetiyle İSAM tarafından yayınlandı. Çok evet. Güzel evet. Bir çalışma oldu. Orada görülünce ne kadar detayları yazmışlar. Her şeyi kaydetmişler bir kesinlikle. Defa. Kesinlikle. Evet. Halil uykun mu geldi? Bir, hayır efendim ben dikkatle sizi dinliyorum. Tamam o zaman sana doğru biz yeni bir evet yine şaka yapıyorum tabii ki. Yani. Önemli diyorum. Bir kadın bestekarımız. O da bir saraylı sayılır. Sarayda büyümüş. Çok önemli bir ailenin çocuğu ve hatıraları da çok önemli bir saray hatırası. Leyla Saz Hanım'dan bir yazkar. Şairdir aynı zamanda. Evet. Yalnız bir şeyi anlatmadan geçemeyeceğim. Bu şarkının Tatyos Efendi'ye olduğu evet, da var. Tatyos Efendi kaydında çünkü var. Leyla Saz'ın bu şeyde bu sözlerle ayrı bir şarkısı daha var. Evet. Efendim. Ayrı makamda yaptığı bir şarkı daha var. Bu böyle bir nefameli bir konu ama biz yine de Leyla Saz diyelim. Yani sayalım. Olsaydı Tatyos Efendi belki de Leyla Saz'a yaptı. Evet. Ona ithafen yapmış olabilir. Kurtardın.
Evet. Mani oluyor o halini takip edeceğim. Teşekkür ederiz Aziz. Sağ olun. Üzüme yetişir, üzme firakınla. Ayrılık demek ki insanı her daim üzüyor. Bu şarkıdan sonra küçük bir ara verelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Sadece 9.90 TL'lik TVBu ev başlangıç paketinde. Üstelik HD kutu ücretsiz. TVBu ev. Yeni dönem TV bu. TVBu. Eğer biraz bir maddi imkanınız varsa hiç düşünmeden rahatlıkla seve seve bu genç kuşağa yardım etmek için varlığınızı Türk Eğitim Vakfı'na getirebilirsiniz. Size bunu sevgiyle öneriyorum ve ben çok mutluyum. Sayıları 185 bine yaklaşan gencimize okuma imkanı sağladık. Onların ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunduk. Destekleriniz eğitim için, Türkiye için. Türk Eğitim Vakfı.
TürkSat Kablo'dan işte gerçek kampanya. Yarım düzine fırsat kampanyası. Şimdi Uydunet'ten sınırsız internet ve teledünya alan herkese kablosuz modem, HD kutu, kablo TV kurulum, teledünya ve Uydunet aktivasyon bedava. Üstelik kablo TV ücretsiz. Evet, yanlış duymadınız. Ayrıca sınırsız internet ve teledünya ayda 38,5 liradan başlayan fiyatlarla. Bilgi ve abonelik için yarım düzine yazıp 5126'ya mesaj atın. 444-0126'yı arayın veya turksatkablo.com.tr'ye tıklayın. Bu eşsiz fırsattan yararlanmak için vakit kaybetmeyin. Optik, paketlerime bak oğlum. Abi o paketler ne? Telefon paketi bunlar, optik. Bak mesela bu SMS paketi, bu az pahalı internet paketi, bu elkingillerle konuşma paketi, bu da işte geceleri bazen ucuzlayan paketi. Abi bu kadar pakete gerek yok ki. Av ve fatura slotlarda hepsi için tek bir paket var. Hem de sadece 19 liraya. Yıkılıyormuş oğlum o. Yıkılıyor. Gençlere ne lazım dedik, hepsini yıkılan paketle birleştirdik. Her yönü 500 dakika konuşma, her yönü 1000 SMS ve 1 GB internet sadece 19 lira. Bu mu o mu diye düşünme. İhtiyacın olan her şeye 19 lira öde. İyi akşamlar değerli izleyiciler. 24 ekranlarına hoş geldiniz. Takım oyununu başlatıyoruz. Messi'yle öpüşen yok. Messi'yle öpüşen adam o. Sırf adresleri Türkiye olsun. Olması bile bunların 500 bin, 600 bin, 1 milyon dolar etmesi yeterli. Bilmem işte takımı sahaya çıkarken o takımın 11'ini yapan o. Bekleyelim görelim diyorsun da yani Galatasaray yönetimi Frank Rijkaard'ı daha bir tercüman bulamaz. Adnan burada en büyük rakibi bu sene. Ne Yıldırım Demirören ne Aziz Yıldırım vekili yani. Şimdi sahada Guti'ye dönüp baba vurayım pas atsana. Mesela bir şey biliyor musun? Hacı ile Emre de böyleydi. Ya hiçbir şey yapmasa Florya'daki tesisler için sağ yaptırmıştır ya. Şimdi Şenol Hoca'nın bu Trabzon'da 3 tane takım arkadaşı var. Herkes Şenol mu diyecek bana? Soyadına hoca denmeyen antrenörün işi zor oluyor yani. Öyle büyük kulüplerde. Futbol hayat gibi olduğu için futbolun içinde bir sürü şey var yani. Futbol hepsinin toplamından oluşan bir olay yani. Sırf sahadaki sonuç da belli olmuyor. Nevel Hanım, biz tabii yani kadın merkeze alınca sizin gerek vakfınız gerekse ilgi alanınız dolayısıyla tarihin içerisinden bugüne doğru süzülüp gelen bir kültür birikim içerisinde kadın problemleri olduğu, bir takım iyilikleri yahut da çok zor şartlar geçirdikleri zamanlar oldu. Eski kadınlarımızla bugüne göre sorunları arasında nasıl bir benzerlik yahut da ayrılıklar var? Mesela evet. Bir Osmanlı kadınıyla bugün 2011 yılında Anadolu'da yaşayan yahut da İstanbul'da yaşayan bir kadın. Bugün Türkiye'deki kadın genel hatlarıyla, evet, kadar. Bugünkü kadın sorunlarımızda. 1911'de bir konakta başlayan Beyaz Geceler konferans dizisi vardır. Ve giden kadınlar beyaz elbiseler giyiyorlar. İlk gün 250 kişi geliyor konferansa. Ve büyük bir izdiham yaşanıyor. Sayı çok hızlı arttığı için ikinci toplantıyı 300 kadınla sınırlıyorlar ve ondan sonra 300 kadın devam ettiği Beyaz Konferanslar dizisinde bir kadın var. Fatma Nesibe hanımefendi, 30'lu yaşlarda. Orada şöyle bir şey diyor. Kadın mazi ve istikbal demektir. Avrupa ve Osmanlı kadının talepleri ortaktır. O 1911'deki Avrupa ile taleplerimiz ortak. Yani siyasal haklarımızı istiyoruz. Biz de vatandaş olmak istiyoruz. Eğitim hakkımızı istiyoruz. Okullarda eşitlik istiyoruz. İşte tramvaylarda kadın erkek ayrı istemiyoruz. Birlikte seyahat etmek istiyoruz. Vapurlarda birlikte seyahat etmek istiyoruz gibi. Yani çeşitli... kısaca kimlik istiyoruz. Evet, diyor. Kimliklerini var. Olmak var. Istiyoruz. Yani toplumda görünür olmak var olmak istiyoruz. Evet. Zaten bizim kadın eserleri kütüphanesinin doğuş mantığı da budur. Yani sadece bu 1911'de değil, o dönem Avrupa'sı içinde yani Batı medeniyeti açısından da baktığımızda kadının adının olmadığını, kadının varlığının erkek olmadan yani eş veya baba olmadan asla söz konusu olmadığını, toplumsal
bir kimlik verilmediğini görüyoruz. Bu nedenle de zaten feminizm gibi çeşitli kadın hakları dalgası ve savunuculuğu ortaya çıkmıştır ve bununla ilgili mücadeleler ortaya çıkmıştır. O dönemde bu kadın gazetelerinde de görebileceğiniz gibi kadın dergilerinde de o kadın ki kümeste oturan bir tavuk gibidir, buna itiraz ediyoruz. Hayır, biz artık sizin kümesinizdeki tavuk değiliz diye feryat eden yazılar var. Kadın şiddete uğrayan, evinde dayak yiyen isimsiz biri değildir deyip şiddetin var olduğunu anlatan yazılar var. Bugünkü sorunlardan çok farklı sorunlar nedir? Savaşlar var. O yüzden erkekler yok. Erkeklerin yerine daha çok çalışmaları gerekiyor. Aileyi korumaları gerekiyor. Ailenin devamını sağlamaları gerekiyor. O günün şartlarında kadınların ilk defa çalışma hayatına geçmesi için birçok vakıf kurulmuştur. Ve kadınlara dikiş öğreten meslek olsun diye bu tür pastacılık öğreten vakıflar açılıyor. Bunlar kitlesel olarak kadınların dikiş nakış atölyelerinde, askeriyenin dikiş atölyelerinde çalışarak ailelerine katkılarda bulunmasını sağlıyor. Bugün de kadınların istihdam sorunu var. Kadınlar hala eşit işe eşit ücret alamıyor. Aynı işte çalışan bir erkekle bir kadın, kadın erkekten daha düşük ücret almakta. Bu nedenle de sorunlarımızı karşılaştırdığımız zaman o günden bugüne hala devam eden sorunlarımız var. Ama çok da yol alınmıştır. Vatandaş kimliğimiz vardır. Biz bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Kanunlar karşısında anayasayla belirlenmiş kimliğimiz var ve kanunlar karşısında eşitiz. Elbette yasalar çerçevesinde birçok şey düzeltildi ve yasaların ihtiyacımız olan hala yasalar var ama birçok şeyi aldık. Ama burada sorunumuz bugünün sorunu. Yasalarımız var ama uygulama yok. Yani günlük hayat içinde uygulama ve zihniyetin değiştirilmesi. Cinsiyet ayrımcı meselesi, bakış açısının değiştirilmesi, günlük hayattaki o cinsiyet ayrımcı bakış açısı kanunların üstüne çıkıyor çünkü. Diyelim güvenlikle ilgili bir mesele oldu. Diyelim şiddetle ilgili bir şey oldu. İşte evine dön, zarar yok kocandır diyerek. Daha geçen hafta ev içi şiddet Avrupa standartlarına bağlandı biliyorsunuz. Evet, bir evet. Ve de daha önce işte Paşalı cinayetini en ağır cezayı uyguladı hakimler. Bu mesela kadın cinayetleri açısından bir ilk gerçekten uygulama. Elbette bizim çok yol aldığımız konular var. Mesleklerimiz çok ileride. Avrupa'dan bile iyi olduğumuz hukuk alanında çok Avrupa'dan fazla kadınımız var. Akademisyen Avrupa'dan fazla kadınımız var. Siyasi alanda çok gerideyiz. Parlamentoda sayımız çok düşük. Avrupa'da 30-40 kuzey ülkelerinde %50 oranında. Bizde maalesef %9.4 yani 10 desek %10 gibi düşük bir oranda parlamento temsilimiz. Temsil kabiliyeti açısından ciddi sorunlarımız var ve bunun üzerinde zaten hak arayışı en fazla da. Bir sizin söylediğinizin muhalifi bir cümle. Kadınlar ne kadar bilgili olsalar yine kadındırlar. Fikren erkeklere yaklaşsalar dahi kalben kadın olarak kalırlar. İyi ki, çünkü kalbi olmayan erkekler yerine kalbi olan kadınları tercih ederim her zaman. O zaman daha kötü bir cümle okuyayım mı? Ona da bir şey vermem. Ama hocam kaçındı. Evet. Halil, bunu sana hediye edeceğim. Gel, oraya var da oku bak. Evet, duygusallık örneğin çok eleştirilen bir şeydir. Yani kadın duygusaldır, o yüzden efendim işte yönetemez, şunu yapamaz. Şimdi oysa biz batı bilimi keşfettik ki IQ'dan daha evet, değerli tabii. IQ. Evet, yani duygusal zeka olmadan akıl bir işe yaramıyor diye. Bunların hepsi erkek gözüyle bakılan ve erkek iktidarının vermek istemediği iktidarın hezeyanları diyelim. Yani kadın olmak her zaman bir tarihten akıp gelen avantajdır. Nevalim, evet. Bu tarihten akıp gelen daha bir tarihte anlayış. De üstelik batı kültürü tarihi. Batı tamamen erkek kadın düşmanı bir erkek kültürüdür.
Bu bizde de hemen hemen yaklaşır. Çünkü kadını toplumun içerisinden soyutladığınızda, kadına eğitim hakkını vermediğinizde, okutmadığınızda ona, bilgilerine de sahip olması gereken bilgileri vermediğinizde toplumun geri kalması çok tabiidir. Bir defa anne eğitimli olmak durumundadır. Eğitmediğiniz bir kadın anne olsa da onun yetiştireceği çocuklar kuşaklar, ve nesiller harap olacak. İsmail Gaspıralı çok güzel bir şey söyler. Bir kuş iki kanatla uçar der. Toplumun da bir kanadı erkek, bir kanadı kadınlardır. Yani bir kanatla uçması imkansız bir toplum. Birbirinin koruyucusudur, birbirinin hicabıdır, birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani elbette öyle olacaktır. Bu kadınlarla ilgili bizim tarihimize dönüp baktığımızda önümüzde o kadar güzel örnekler durur ki. Ya hakikaten her birleri gökte bir yıldız gibi parlar. Mesela bir Adile Sultan vardır mesela. Yani ikinci Mahmut adli, o da Adile. Yani babası adli, o Adile. Ne kadar enteresan bir hayattır. Şairdir. Adile Sultan, hadi gerisini sen anlat. Şimdi Adile Sultan'ın... Onu anlatayım ama şeyle ilgili kadınların tarafından bir başka örnek vermek istiyorum. Kadınların duygusallığı tarafından. Şimdi bütün dini hiyerarşilerde biliyorsunuz en üst makam erkektir. Hep erkek temsil eder Tanrı'ya karşı insanları ve Tanrı adına insanlara hitap eder. Halife. Evet. Bir şey hariç, bir inanç sistemi hariç. Şamanizm. Şamanizmde şaman erkekler değil, şaman kadınlar üst dereceyi temsil ederler. Bunun sebebi de şu. Kadın Tanrı'yla, gök Tanrı'yla ilişki kurarken duygusal potansiyelini kullanır ve kadının duygusal potansiyeli erkeğe göre daha fazla olduğu için Tanrı'ya daha yakın olabilir şeklinde bir ortak daha sonra erkek kamlar olmuştur ama kadın elbisesi giyerek şaman görevini icra edebilirler. Ve Türklerin bu şamanist geleneği de bu kadın erkek ortak toplumsal yaşamda ortak yaşamı zaten gelenek olarak İslam'a da taşımıştır. Yani devam etmişlerdir Anadolu'da sonra. Şimdi bu tabii bir Bozkır kültürü, Orhun Nehri civarından gelen bir kültür. Bunu İstanbul'a biraz getirirsek, senin söylemiş olduğun Adile Sultan'a gelirsek. İkinci Mahmud'un eşlerinden bahsettik. Bir tanesi Bezmalen Valide Sultan, Abdülmecid'i doğurup padişah annesi olmuş. Öbürü Pertemniye Valide Sultan, Abdülaziz'i doğurmuş. Abdülaziz'in annesi olarak tahta geçmiş. Arada halbuki bir ikisinin arasında bir kız var, bir sultan var. O da Adile Sultan. Adile Sultan tahta geçmemiş. Geçseydi eğer Abdülmecid'den sonra geçecekti. Tam doğuşta 1826 Vakayı Hayriye'nin olduğu tarih. Tabii sultan unvanıyla kendisinin evlenme zamanı gelince dönemin en önemli adamlarından bir tanesiyle evlendirmişler. Bugünkü Bahriye Nazırı işte Deniz Kuvvetleri Komutanı. Düşünülebilecek olan Mehmet Ali Paşa. Kaptan ya. Mehmet Ali Paşa'ya evlenmiş. Mehmet Ali Paşa sonra sadrazam olmuş, başbakan olmuş. Çok yakışıklı bir adam. İstanbul'da çok güzelliğiyle ön planda olan bir adam. Adile Sultan'la evliliği maalesef kısa sürmüş ve ölmüş. Şiir kısmını sonra konuşuruz. Şiir kısmına gelince söyleyeceklerim var. Şiir kısmını, hayat kısmını götürelim. Çok hayırsever bir kadın, acılı bir kadın. Kızı da Hayriye yine vefat etmiş. Ondan sonra acısı daha çok olmuş. Çocuk hastalıkları tedavisi için ve göğüs hastalıkları tedavisi için büyük bir bağını sanatoryum yapılmak üzere daha sonra bağışlamış. Valide Bağ Sanatoryumu. Yine adı yok. Valide Bağ diyoruz ve geçiştiriyoruz. Yine orada bir büyük kasır var. Türk sinemasının önemli filmleri hep orada çekilmiştir. Öğretmenler evi olarak kullanılan Valide Bağ Kasrı. Sultan Abdülaziz döneminin bir av köşkü de var. Ama onun dışında düğünü İstanbul'da dillere destan bir şekilde yapılmış. Bir kır düğünü. Haydarpaşa Çayırı'nda yapılan. Şimdi moda olduğu gibi. O zaman da yine moda kır düğünü. Kır düğününde ilk defa balonlarla yukarı çıkılmış. Havai fişekler atılmış. Ve gelin alayı saraydan saraya yapılmış. Bugünkü yine Mimar Sinan Üniversitesi'nin kullandığı Fındıklı Sarayı'na gelin olarak gelmiş. Onun sarayı olarak biliniyor. Sonra Boğaz'ın karşı yakasında ayrı bir saray daha kendisine tahsis edilmiş. Ve o sarayda İstanbul'daki ilk kız mekteplerinden bir tanesi, İnas Mektebi olarak açılmış Kandilli Kız Lisesi. Bunun sarayı. Bir tanesinde Mimar Sinan Üniversitesi,
Bir tanesinde Kandilli Kız Sesi, iki Boğaz yalısında. Onun dışında da Kuruçeşme'de Esma Sultan yalısını yine kullanmış. Fakat zaman içerisinde biraz hayattan kopmuş, tasavvufa meyletmiş. Nakşibendi tarikatına girmiş, çok dindar ve hayır işlerinde çok ilerlemiş. Mektepleri var, Adile Sultan mektepleri var, çeşmeleri var. Bala külli istediğimiz İstanbul'un bana göre en güzel kadın küllilerinden bir tanesi Silivri Kapı'dan çok az bilinir. Hepsi kadındır, evet, yaptıranların, evet, şeyleri. O külliye de yine büyük katkısı var. Eyüp'te gömülü, Eyüp'te metfun. Yine Mehmet Ali Paşa'yla, yani kendisinden önce vefat eden kocasıyla ve kızıyla orada gömülü. Ama divanı var. Yani bir kadın olarak bir şiir kitabı hazırlamış ve demin hocamın okuduğu İskender Pala Muhibbi Divanı dediğimiz bu, evet, divanın ilk baskısını o yaptırmıştır. O yaptırmış. Aa, o, evet, çok ilginç. Büyük atası Kanuni'nin divanını ilk defa Bulak'ta bastırmıştır. Çok enteresan. Şiire düşkündü. Şimdi gelelim şiir kısmına. Çok şiirleri var tabii divan olunca, hangisini seçeyim? Ben madem sen kocasından bahsettin, kocası ve kızının ölümü üzerine onlara karşı bir tahassürü anlattığı bir mersiye türü bir şiirinden bahsedeyim. Şimdi bizde şiir kadınlarla erkekleri eşitlemeyen bir alandır. Evet. Kadınların erkeklerden belki de daha çıtasının aşağıda olduğu alan şiirdir. Çünkü Allah sevmeyi erkeklere, sevilmeyi kadınlara yazmıştır. Hı. O hissilik dolayısıyla. Onun için seven şiir dilini çok kullanır. Gönlünün içinden geçenleri. İçi yanıyor çünkü. Evet. Bunun eziyetli olması. Bunun tam tersi. Yani. Şeytan azap da gerekli. Bu, yok hiç öyle değil. İyi ki onlar var. Yoksa hiç kimse şiir olmaz. Osmanlı tahtında hiç şüphesiz şiirle içli dışlı olan hanım sultanlar yahut da şiirin, tabii, okunduğu, tabii, meclisler mutlaka vardı. Ama bunların içerisinde ta Fatih döneminden itibaren bir zayıf da olsa bir kadın şairler kolu devam edip gelmiştir. Mihri hatunlardan, Ayşe Hubbi hatunlardan vesaire. Saraylı olmak dolayısıyla da Adile Sultan onların en ihtişamlısı, göz kamaştırıcısıdır. Bakın kocasının vefatından senin söylediğin şekilde, evet, ve hemen arkasından da kızı ölmüş zaten. Onu anlatan bir şiiri. İftiraknane. Adı da bu. Ayrılık şiiri. Ayrılık manzumesi. Ayrılık mektubu. Başka bir acı da gösterdi bana zalim felek. Yani kim zevcim Ali Paşa da gitti Adne'dek. Cennet Adne. Yadigarı kalmış idi Hayriye Sultan bana. Kızı. Kalbi mahzunum anınla eğlenirdi daima. Babasının ölümüne teselli buluyormuş kızını severek. Nuru çeşmimdi, gözümün nuruydu. Süruru kalbi viranım idi. Viran olmuş kalbimin sevinciydi. Hem de mi yâri şefikim, hem dostum, hem şefkatli bir arkadaşım gibiydi. Sine de canım idi. Babası gittikten sonra onu can edindi. Hüsnü hulku veş cemil, pek güzel idi kızım. Huyu ne kadar güzelse, yüzü ne kadar güzelse, kendi de o kadar güzeldi. Hayra mail merhametli bir bedel idi kızım. Hayırlar gelen, merhametli, acıması bol. Annesinin, demek ki annesi başını okşayınca hemen ona başını yaslayı veriyordu. Ah kim ol nevcivanı gülfidanım nagihan. Uğradı bir derde asla bulmadı çare hemen. Bülbül ruhu latifi, o latif bülbül gibi olan küçücük minnacık ruhu uçtu bağı cennete, cennet bahçelerine doğru uçtu. Yani ölüm hakkında 90 çeşit kelime kurabilirsiniz. Ama ne güzel bir cümle kurmuş. En acılı olduğu an. Bülbül ruhu latifi uçtu bağı cennete, maderiyle zevcini yandırdı nar-ı firkate. Annesiyle. Ayrılık ateşine. Ayrılık ateşine bizi yandırdı, yaktı gitti çocukcağız. Allah çok güzel. Rahmet eylesin. Allah yani, hepsini rahmet eylesin. Tabii pek çok şiiri var ama o şiirler bunun üzerine artık kâr etmez. Evet. İstersen bir musiki. Şimdi tabii çok romantik bir kadın ve bu kocasına, o dönemde kocasının
adına şiir yazmak kolay bir şey değil. Doğru. Bunu dışarıya duyurmak hiç kolay bir şey değil. Bu aleni değil o zaman bu işler böyle. Evet o zaman... Ayıplarlar. Evet çok ayıplamaya... Bir kadın şair olunca başına neler gelir neler. Doğru. Ayıplamaya başlıyorlar, kulağına gidiyor. Bir kıtasında ona cevap veriyor. Kocası için kim kadar çok şiir yazıyor dediklerine bir cevap. Devleti dine ederdi sadakatla hizmet. Emri peygamberi ifaya kılardı gayret. Bir özü doğru, sözü doğru, muhip bir devlet, öyle bir yar için adile ağlar elbet. Yani hakkını teslim. Evet, nasıl bir adam için ağlıyorum diyerek, ne onu da aynı bir şiirde. Hem de bir adam tarifi yapıyor. Portresini de çok güzel çiziyor yani. Evet, evet. Eşinin portresi çok güzel çizilmiş. Tabii dünya yakışıklısı bir adam. Dünya iyisi de bir adam. Devlete de yararlı. Hanımına karşı da şefkatli. Zevci olmak dolayısıyla da merhametli. Belki bugünkü erkeklerin biraz daha... Şefkate ihtiyacı var. Evet. Yani şefkat hayatımızda... Bu tür duygulara... Ya, şefkat hayatımızdan çıkınca acımasızlık yerini alır zaten. O zaman da ruhun bütün incelikleri kaybolur. Hatta ruh kaybolur yani. İncelikler, nezaket olmadan... hiçbir hayatın güzelliğini görme şansımız yok bence. Ebedi çocuk olarak büyüyen erkekler nesli olarak devam eder. O zaman şarkıya geçelim evet. Demiş miydin sen demin? Şimdi buna çok bu yüzüne uygun bir şey. Bir şarkı var yine Leyla Saz Hanım'dan. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın da beni. Söyleyebilir miyim? Acaba biz bu, ben hep düşünmüşümdür bu besteci hanımları, kendi zamanlarında o kadar kapalı bir toplumda, bunlar birer devrimci değiller mi o zamanın diye sormak isterim size efendim. Yani kendi mesleki alanlarında öyle güzel yani. Şeyler yapıyorlar. Evet. Ve öncüler tabii. Öncüler. Yani toplumun öncüleri, öncüler. Topluma öncü olan rol modeller onlar. Ve çok zor şeyleri başarmış oluyorlar o dönem için. Peki ruhları şad olsun efendim. İnşallah. Buyurun. Neredesin? Nerede acem? Gözüm
Evet, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Efendim, bir incir çekirdeğinin daha sonuna geldik. Haluk Dursun, bendeniz İskender Pala, Ezgi Köker ve Halil Karaduman. Biz haftayı yine burada olacağız. Bu akşamki konuğumuz, çok değerli dostumuz Nevval Sevindi'ydi. Efendim çok teşekkür ben ediyoruz programımıza. Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Bizim için de çok güzel oldu sohbet. İnşallah izleyicilerimiz de gecenin bu vaktine kadar uykusuz kaldıklarına değmiştir. İnşallah. Ben bir sonraki programda inşallah yine beraber olmak üzere. Hayırlı geceler diliyoruz. Vizayla ödeyerek Londra seyahati veya laptop kazanma şansı yakalayın. Ayrıntılar Visa.com.tr Altın Dünya'da. Film Festivali'nin ardından jüri büyük ödülünü Nuri Bilge Ceylan'la paylaşan Darden Kardeşler'den 24'e özel röportaj. Tunceli'nin ilk film festivalinden detaylar. Gişede durum. Sinema dünyasından en